yanıp tutuşmak nedir? Bilir misin sen? Senin de gönlünde var mıdır yerim? Ölürsen üstüne gelir misin sen diye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanımız Sayın Mustafa Kulu alkışlarımızla okumdan dolayı. Öncelikle bu etkinlikleri düzenleyen sevgili Salih Ayroğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İki ayda bu üçüncü etkinlik. Sık sık bir araya geliyoruz. Ama hemen bakıyorum, önceki iki toplantıya katılan birçok arkadaşımız burada da var. Yani bir buluşma noktası oldu burası, bu dernek vesilesiyle. Değerli arkadaşlarım, tabii ben aslında kamu yöneticisiyim, siyasal bilgiler mezunuyum ama ta ortaokul çağından beri edebiyata ilgim vardı. Ortaokul lise dönemlerinde edebiyat dersinden 9 aldığımı hiç hatırlamıyorum. Hep 10 alırdım çünkü her şeyi yani hocalarım kadar ben de öğrenmiştim o dönemlerde. Şimdi bu salonda bulunan arkadaşlarımız öncelikle kendilerini önemsemesi lazım. Kendilerine güvenmesi lazım. Çünkü ben birkaç not aldım. Bu notlardan size birkaç isim okuyacağım. Şimdi bu edebiyat akımları diyoruz ya. Bugüne kadar 15 tane edebiyat akımı sayılıyor şu anda Türk edebiyatında. Tabii değerli hocamız Profesör Ali Yılmaz Bey'in yanında bunları benim söylemem biraz yani affına sığınarak söylüyorum hocam. Şimdi tabii İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatı bir yazılı edebiyat var, bir de sözlü edebiyat var. Sözlü edebiyat kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiş. Sonra İslamiyet'ten sonra divan edebiyatı var, halk edebiyatı var. Divan edebiyatında Osmanlı Sarayı'nda kalan, Osmanlı'dan nemel alan ve işte Osmanlı'da saraya övgüler yağdıran önemli şairler var. Nedim var, Nafi var, Nabi var, işte Itri var, Dede Efendi var. Bunlar Osmanlı Sarayı'na övgüler yağdırıp ve Osmanlı Sarayı'ndan da maaş alıyorlar tabii. Ama günümüzde bunların, yani çok da güzel şiirleri var. Ben bunların birçoğunu da ezberebilirim ama günümüzde bunlardan hiçbirisini vatandaşlar bilmez. Ama o dönemde Osmanlı'ya baş kaldıran, Osmanlı'nın yaptığı yanlışları ifade eden Pir Sultan Abdal günümüzde hala yaşıyor. Aradan 450 yıl geçmiş olmasına rağmen şu anda gençlerimizin birçoğunun yakasında boynunda Pir Sultan Abdal kolyesi var, rozeti var. Dadaloğlu var, Karacaoğlan var, Elif'ine aşık olan. Atatürkoğlu, halk kahramanı olarak bilinmesine rağmen çok önemli şiirleri var. Yani 13. 14. 15. yüzyılda, hatta daha sonra 17. 18. yüzyılda önemli halk ozanları var. Onların şiirleri de günümüze kadar gelmiş. Şimdi edebiyat akımları dedik. Aynı anlayışta olan kişilerin bir araya gelerek birbirinden etkilenerek aynı ilkeler etrafında toplanan gruplar edebiyat akımları ve edebiyat akımlarının isimleri böyle oluşuyor. Şimdi birinci edebiyat akımı başkanım sabrınıza sığınarak birkaç şey söylemek istiyorum burada. Şimdi ilk evvela Fransa'yla başlayan Klasizm diye 17. yüzyılda başlayan ve bunun ilk temsilcileri La Fontaine ve Molière gibi isimler var. Türkiye'de bunun yansıması özellikle Şinasi tarafından, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Ahmet İttat ve Abdülhak Hamid tarafından Türkiye'de bu akım temsil ediliyor. Daha sonraki dönemde, realizm döneminde, Gorki'nin falan olduğu dönemlerde, Gogol'un, Tolstoy'un olduğu dönemlerde, Türkiye'de bu akımı temsil edenlerden de Mehmet Akif Ersoy var, Siyah Uşak Digil var, Ömer Seyfettin var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaşar Nuri Gültekin var, Halide Edip Adı var. Kısa geçiyorum.
Dördüncü olarak Matverisi dönemi var. Türkiye'de de bunun temsilcileri Hüseyin Rahmi Gülpınar ve Nafizade Nazım var. Beşinci olarak Panlarsizm diye bir akım var. Bunun Türkiye temsilcileri Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin, Yahya Kemal var. Yani bunlar şu anda hepinizin duyduğu isimler. Özellikle bu isimleri tekrar tekrar sayıyorum ki sonuçta bir yere geleceğim. Beşinci olarak sembolizm var. Ki Fecrati dönemi olarak bilinen Türkiye'de Fecrati dönemi. Ahmet Haşim var. Ahmet Hamdi, Tandi Tanpınar var. Cahit Sıtkı Taranca var. Ahmet Büyük Trans var. Sürrealizm gerçekçi üstüncülük dönemi var ki burada da Orhan Veli var, Cemal Süreyya, İlhan Berk, Oktay Rıfat var. Zanneden sıkmıyoruz değil mi? Milli Edebiyat dönemi var. Orhan Seyfi, Yusuf Ziya Ortaş, Faruk Nafiz, Çamlıbel gibi isimler var. Ziya Gökalp var, Yahya Kemal var, Necip Fasıl var. Beş seçiciler var. Orhan Seyfi, Faruk Nafiz, Çamlıbel yine onlardan ayrılıyor. Cumhuriyet dönemi Ziya Orhan, Sabah Cevdet, Kudret, Sabri Esat, Yaşar, Nabi Nayir, Behçet, Kemal Çağlar gibi isimler var. Yedi eserler var. İsimleri saymıyorum. Şimdi garipçiler var. Orhan Veli, Kamil, Rıfat Oktay. İkinci yeniciler var. Toplumcu gerçekçiler var ki bunu özellikle sanatseverlerin en çok tanıdığı isimler bunlar. Rıfat Ilgaz var, Hasan Hüseyin Korkmazgil var, Nazım Hikmet var, Enver Gökçe var, Atilla İlhan var, Ahmet Arif var. Maviciler var, İsa'cılar var. 15 akım var bugüne kadar gelmiş geçmiş. Şimdi bu akımlar ne ifade ediyor? O dönemin sizin gibi olanlar, şu anda bu salonda bulunan arkadaşlar bir araya geliyorlar. Bir kafede, özellikle Beyoğlu'nda, özellikle Çiçek Pasajı'nın etrafında toplanıyorlar, yan yana oturuyorlar, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar, kahve içiyorlar, içki içiyorlar, muhabbet ediyorlar. O masada birbirlerine çok ağdalı sözler söylüyorlar, birbirinden etkileniyor, ondan sonra bu gruplar oluşuyor. Bunlar o zaman işte bakın saygı isimler, daha birçok isim var da, hemen hemen Türk Edebiyatı'nda birçok arkadaşımızın ismini hepiniz duymuşsunuz. Şu anda edebiyat kitaplarında ismi geçen şairler bunlar. Bu grupların oluşması böyle. Tabii halk edebiyatına geldiğimiz zaman Aşık Veysel var. Bundan birkaç gün önce Gülhane Parkı'ndaki heykelin önünde 49. ölüm yıl dönümünde andı Aşık Veysel'i. 49 yıl önce vefat etmiş ama şu anda hala gönüllerde yaşıyor. Hala televizyonlarda, radyolarda onun türkülerini dinliyoruz. Selahattin Bey söyledi, bakın 93 yılında Sivas'ta yakılan Muhlis Akarsu var. Aradan 30 yıl geçmiş, hala yaşıyor. Efendim Erzincan yöresinden Aşık Daimi var, Davut Suları var, Ali Ekber Çiçek var. Yine Sivas bölgesinden birçok sanatçı arkadaşlarımız, ozanlarımız var. Aynen biraz önce söylediğim Beyoğlu'nda buluşmalar var dedim ya kafelerde bana. Bunların da hemen hemen, yani Aşık Veysel'le tanıştığımda ben daha 12 yaşındaydım. Erzincan'a konsere gelmişti, orada tanışmıştım. Tabii onun o işte çok tanındığı dönemlerde onunla arkadaşlık yapma olanağım olmadı ama bu saygın isimlerin hemen hepsiyle arkadaşlığım oldu. Bunların hepsi de mutlaka haftada bir gün bir araya geliyorlar. Bir araya geliyorlar, çalıyorlar, söylüyorlar, birbirine etkileniyorlar. Ortak albümler, ortak şimdiki adıyla albüm. Ortak kasetler yapıyorlar. Haliyle birbirinden etkileniyorlar. Gün yüzüne çıkmamış olan birçok türküler, birçok deyişler bu arkadaşlarımızın bir araya gelmesiyle gün yüzüne çıktı ve geniş halk kitleleri tarafından dinlendi, beğenildi ve şu anda hala söyleniyor. Şimdi bu buluşmaları gerçekleştiren sevgili Salih kardeşim de çok önemli bir görev yapıyor. O dönem
bu kafelerde, restoranlarda bir araya gelenler günün birinde kendilerinin şöhret olacağını, günün birinde edebiyat kitaplarında kendilerinden bahsedileceğini, günün birinde yıllarca konuşulacak bu şiirle halkın dilinde konuşulacağını onlar da belki bilmiyorlar. Aynen şu anda bizim yaptığımız gibi. Ya ben işte bir şeyler karaladım ama acaba orada okusam beğenilir mi, beğenilmez mi? Acaba orada okusam, orada bir sürü şairler var. Acaba ben ayıplanır mıyım, ayıplanmam mı diye tereddüt eden arkadaşlar.